Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Alan soru çözümü 2, ÖABT soru çözümü 2'sindeyiz. İnorganik ve organik bileşiklerle ilgili soru çözümü yapacağız. Şimdi karbonhidrat, yağ, protein ve vitaminleri anlattım. Bir de inorganik bileşikleri anlatmıştım. Onlarla ilgili şöyle kısa bir soru çözümü yapalım. Yaklaşık 20 tane soru var arkadaşlar. Bu 20 soruyu karışık olarak aldım. Her bir konudan soru gelecek şekilde aldım. O şekilde bir genel tekrar yapalım. Siz de tabii ki elinizde bulunan kaynaklardan bunlarla ilgili soru çözmeyi unutmayın. Şimdi diyor ki lipitlerle ilgili hangisi yanlıştır? Neydi lipit? Yağ değil mi? Yağlarla ilgili. Diyor ki trigliseritler enerji depolanmasında kullanılır. Evet, nötral yağlar enerji depolanmasında kullanılıyor. Doğru. Yağ asidi hidrojenle doyurularak sıvılaşır. Arkadaşlar hidrojenle doyurulduğunda sıvılaşıyor muydu, katılaşıyor muydu? Katılaşıyordu değil mi? O zaman burası yanlış olacak. Yanlış şıkkımız B. Katılaşma dediğimiz olay, bakın doymuş yağ asidi vardı, doymamış yağ asidi. Doymuş yağ asidinde hidrojen fazla olduğu için katıydı. Doymamış yağ asidi hidrojen az olduğu için sıvıydı. Bu arada doymuş yağ asitlerinin 8 karbonluya kadar olanları da sıvıydı arkadaşlar. Bunu da kısaca bir hatırlatmak istedim. Gelelim C şıkkına. Diyor ki fosfolipitler hücre zarı yapılarını içerir. Evet, hücredeki zarsı yapıları içerir demiş. Yani hücredeki zarın yapısına katılır diyor. Doğrudur arkadaşlar. Steroidler hormon ve vitaminlerin yapısına katılır. Doğrudur. Yağların çeşitli olmasını yağ asitleri sağlar. Evet arkadaşlar, doğrudur. Cevabımız B şıkkı olur. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki su ile ilgili hangileri doğrudur? Kimyasal reaksiyonlarda iyonlaşır demiş. Arkadaşlar su iyonlaşır mı kimyasal reaksiyonda? Hayır değil mi? Sadece maddenin çözülmesini sağlar. O yüzden bu yanlıştır. Metabolik atıkları seyreltir. Evet. İdrarın yapısında bulunur, seyreltiyor. Enzimlerin çalışması için gereklidir. Evet. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Gelelim 3. soruya. Diyor ki minerallerle ilgili hangileri doğrudur? Mineraller üretici canlılar tarafından sentezlenir. Şimdi mineral neydi? İnorganik bir madde. İnorganik maddeler canlılar tarafından sentezlenebiliyor mu? Hayır değil mi? O zaman bu yanlıştır. Doğadan hazır alınır. Enzimlerin yapısına katılır. Evet, enzimlerin yapısına katılınca kofaktör ismini alır. Doğrudur. Hücrede bol miktarda enerji verir demiş. Arkadaşlar mineraller enerji veriyor mu? Hayır. Bakın vücudumuzda enerji veren 3 tane madde vardır. Nedir bunlar? Karbonhidrat, yağ ve proteinler. Bunlar haricinde hiçbir şey bize enerji vermez, unutmayın. Fazlalığında veya azlığında metabolik bozukluklar ortaya çıkar. Evet, bu hepsi için geçerlidir. Cevabımız ne olacak? 2 ve 4 olur. Gelelim 4. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinin yapısında azot bulunduğu kesindir? Bakın kesindir diyor. Arkadaşlar yağ asidi. Şimdi yağ asitlerinde bazılarının yapısında bulunabiliyor ama kesin değil. Glikozda zaten yok. Galaktoz neydi? Karbonhidrat yok. Gliserol 3 karbonlu bir alkol, bunda da yok. Ama heparin nedir? Heparin bir proteindir. Kan proteinidir arkadaşlar. Ve bunun yapısında kesinlikle azot vardır. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle 5. sorumuz. 5. soruda diyor ki karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü fareye verildiğinde aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında ağır atom bulunmaz? Şimdi karbon atomu işaretlenmiş glikoz veriyor. Şimdi glikoz gliserole dönüştürülebilir arkadaşlar. Dolayısıyla karbon atomuna rastlanır. Yağ asidine dönüştürülebilir, rastlanır. Amino asite azot eklenip dönüştürülebilir, olur. Glikojende de işte glikozu eğer glikojen olarak depo ederse rastlanır. Ama esansiyel yağların yapısında rastlanmaz. Neden? Esansiyel neydi? Dışarıdan hazır alınan demekti. Fare bunu dışarıdan hazır alıyorsa sizce işaretlenmiş karbon yapısına katılabilir mi? Katılamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. Gelelim 6. soruya. Diyor ki lipitlerle ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Yağlarla ilgili. Diyor ki hidrolizlerinde çok miktarda metabolik su oluşur. Şimdi bakın çok miktarda metabolik su oluşur kısmı doğru ama hidrolizlerinde değil. Neyde? Solunumla yıkıldıklarında. Solunumla yıkıldıklarında. Bol miktarda su oluşuyor arkadaşlar. Zaten hidroliz ne? Suyla parçalamayı. Sen suyu kullanarak metabolik su üretebilir misin? Hayır. O zaman bu yanlış. Monomerleri ester bağıyla bağlanır. Doğru. Hayvanlarda doymuş
Bitkilerde doymamış yağ asitleri bulunur. Doğrudur arkadaşlar. Enzim, hormon ve antikorların yapısına katılır demiş. Hayır, lipidler enzim, hormon ve antikorun yapısına katılmaz. Hormonların yapısına katılabilir ama enzim ve antikorun yapısına katılmaz arkadaşlar. Bunun yapısına katılanlar proteinlerdir. Yanlıştır. Cevabımız ne olacak? 2 ve 3 olacak. Geçelim bakın 7. sorumuza. 7. soru bir grafik sorusu. Diyor ki aşağıdaki grafik uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimini göstermektedir. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar uzun süreli açlıkta ilk kullanılan neydi? Karbonhidrat. Bakın karbonhidrat hemen bitmiş. O zaman bir numara nedir? Karbonhidrattır. Daha sonra hangisi kullanılıyor? Yağ, değil mi? Hemen ikinci sırada biten yağdır. En son kullanılan ise nedir? Proteindir. Şimdi bunu karar verdik. Gelelim. Diyor ki bir nolu besin ester. Bir nolu besin karbonhidrat değil mi? Karbonhidratta ester bağı mı var? Hayır, glikozit. O zaman bu direkt yanlış. Bakın karbonhidratta glikozit bağı, yağda ester bağı, proteinlerde de peptit bağı bulunur. Diyor ki birin monomeri yağ asidi. Birin monomeri yağ asidi mi arkadaşlar? Bir neydi? Karbonhidrat. Karbonhidratların monomerleri yağ asidi ve gliserol mü? Hayır. O zaman bu da yanlış. 3 nolu besin yağ demiş. Bir nolu besin ise proteindir demiş. Bu da yanlış. Hangisi doğrudur diyor. Büyük ihtimal soruda hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Ben doğrudur olarak yazmışımdır. Şöyle şuraya yanlış yazalım. Hangisi yanlıştır? Hepsi yanlış değil mi? Şöyle 1, 2, 3 hepsi diyelim. Tekrar ediyorum. Bakın ilk sırada kullanılan karbonhidrat, sonra yağ, en son kullanılan protein. Karbonhidratlarda glikozit bağı, yağlarda ester bağı, proteinlerde peptit bağı var. Karbonhidratların yapı taşı glikoz, yağların yapı taşı gliserol ve yağ asidi, proteinlerin yapı taşı da amino asittir arkadaşlar. Şimdi hazır buraya gelmişken ben burada size bir şey daha söylemek istiyorum. Şöyle bir not yazdırmak istiyorum. Nedir bu notumuz? Şöyle ben de bir renkli sticker alayım. Arkadaşlar sticker değil bu arada, bunun adı post-it miydi? Ne, değişik bir ismi vardı. Şimdi uzun süreli açlıkta kullanım süresini, daha sonra enerji verme sırasını ve yapıya katılma sırasını ben proteinleri anlatırken söyleyecektim ama unuttum söylemeyi, şimdi aklıma geldi. Şöyle bir not olarak yazalım. Bakın uzun süreli açlıkta, uzun süreli açlıkta ilk sırada kim kullanılıyor? Karbonhidrat, sonra yağ, sonra proteinler kullanılıyor. Enerji verme sırası, enerji verme sırası. Bu da arkadaşlar en çok enerjiyi yağlar veriyor. Sonra proteinler veriyor. En az enerji ise karbonhidratlar veriyor. Ama önce karbonhidratı kullanıyoruz. Parçalanması kolay olduğu için. Yapıya katılma sırası. Yapıya katılma sırası nedir? Yapıya katılma sırası da en çok proteinler, sonra yağlar, en az ise karbonhidratlar yapımıza katılır. Evet, bu notu da şöyle bir yazdırmış oldum. Mutlaka karşınıza çıkar arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza, 8. sorumuza. Şöyle 8. soruda diyor ki bakın bir şema vermiş bize. Diyor ki yukarıda bir bitki hücresinde dehidrasyon sentezi verilen organik bileşik ve monomer için. Arkadaşlar baktığınız zaman bakın karbon var ortada. Amino grubu var, karboksil grubu var. Bu nedir? Amino asittir, değil mi? Amino asit. Peki bu birleşince ne oluşuyor? Polipeptit veya protein oluşuyor. Yani polipeptit, protein aynı şey. Diyor ki birinci monomerin karboksil grubu ile, evet birinci monomerin karboksil, ikinci monomerin amino grubu birleşmiştir. Evet arkadaşlar bu doğru. Monomerler arasında diyor peptit bağı kurulur ve su açığa çıkar. Evet su açığa çıkıyor, peptit bağı kuruluyor, doğru. Monomerler ribozom organelinde sentezlenir. Arkadaşlar monomer ribozomda sentezlenmez. Bu yanlış. Polimer olan yani protein ribozomda sentezlenir. Monomerler DNA şifresine göre dizilirler. Evet DNA'dan gelen şifreye göre amino asitler diziliyor ve protein sentezleniyor. Hangileri doğru değildir diyor. Hangisi doğru değil? Yalnız 3 doğru değil arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3 olur. Gelelim 9. sorumuza. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi basit protein değildir?
Arkadaşlar basit proteinler mesela kan proteinleri basit proteindir. Daha sonra DNA'nın etrafını saran histon proteinleri basit proteindir. Eğer yapısına farklı bir madde katılıyorsa biz buna basit protein demiyoruz. Albümin basit protein, globulin basit protein, glutamin yine aynı şekilde. Histon proteini DNA'nın etrafını saran proteindir. Ama metal protein nedir? Metal protein mesela hemoglobin. Bakın hemoglobinin yapısında ne var? Demir vardır. Hem grubu demiri oluşturuyor. Globin ise proteindir. İşte proteinin yapısına farklı bir madde katıldığı zaman biz buna ne diyoruz? Bileşik protein diyoruz. Doğal doğrusu metal protein oldu arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. Gelelim 10. soruya. Diyor ki amino asitlerle ilgili hangisi doğrudur? Tüm ototrof ve heterotroflar tarafından bütün çeşitleri sentezlenir. Arkadaşlar ototroflar bütün çeşitlerini sentezler. Ama heterotroflar sentezleyemez. Mesela bizler o 8 tane amino asiti sentezleyemiyoruz. Bunları dışarıdan hazır alıyoruz. Bunlara da bu yüzden ne diyorduk? Esansiyel amino asit diyorduk. Bu yanlış. Yapılarında bulunan karboksil grubunun farklı olması amino asitlerin birbirinden farklı olmasını sağlar. Karboksil grubu farklı değildir. R grubu farklılık sağlıyordu arkadaşlar. O yüzden yanlış. Peptit bağı oluşurken iki amino asitin radikal grupları birleşir demiş. Yukarıda baktık. Birinin karboksil diğerinin amino grubu birleşiyor. Yanlıştır. Amfoter özellik gösterirler. Bir dursun bakalım. Ribozomlarda sentezlenir demiş. Amino asit ribozomda sentezlenmez. Yanlıştır. Arkadaşlar D şıkkı doğru. Peki amfoter ne demek? Amfoter hemen yazıyoruz. Asit karşısında baz. Asit karşısında baz. Baz karşısında asit gibi davranan moleküllerdir. Şimdi amino asitin yapısının karboksil grubu asit özellik gösteriyor da amino grubu baz özellik gösteriyor. O zaman biz bunu şunu çıkarabiliriz. Karşısına asit geldiği zaman baz özelliği gösteriyor. Baz geldiği zaman da asit özelliği göstererek ortam pH'ını ayarlamış oluyor. Amfoter budur arkadaşlar. Amino asitler de amfoterdir. Cevabımız D şıkkı olur. Gelelim 11. soruya. Diyor ki 11. soruda yukarıdaki moleküllerde verilen özelliklerden hangileri ortaktır? Şimdi glikojen, seliloz, nişasta, kitin nedir bunlar? Polisakkarit değil mi? Polisakkarit. Bakalım hangisi ortak? Bitkisel hücrelerde bulunma. Seliloz ve nişasta bitkilerde bulunur. Ama glikojen ve kitin kimde bulunur? Hayvanlarda. Bu ortak değil. Hayvansal bulunma bu da ortak değil. Yapı maddesi olarak görev alma demiş. Arkadaşlar seliloz ve kitin yapı maddesidir ama glikojen ve nişasta depodur. O yüzden yanlıştır. Azot elementi içerme demiş. Azot sadece kimde var? Kitinde. Bu da ortak değil. En sayıda glikoz birimlerinden oluşma. Evet hepsinde en sayıda glikoz vardır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Gelelim 12. soruya. 12. soruda diyor ki bir proteinin hidrolizi sırasında meydana gelen grafiklerden hangileri doğru olabilir? Proteinin hidrolizi. Ne olacak protein hidrolizinde? Bakın protein artı su birleşti. Amino asit artı ne oluşturacak arkadaşlar? Amino asit artı amino asit oluşturacak. Aslında bu şekilde amino asit şeklinde gider. Amino asit oluşturuyor. Buradaki su sayısı bakın N-1 su varsa N tane de amino asit vardır unutmayın. Tamam mı? Yani amino asit kaç tanesi? Su sayısı o kadardır. Peki peptit bağları ne olur burada? Peptit bağları yıkılır arkadaşlar. Yani azalır. Diyor ki kullanılan su miktarını azalır olarak göstermiş. Bakın kullanılan su miktarı. Sen hidrolizde ne yapıyorsun? Suyu kullanıyorsun. Dolayısıyla kullanılan su miktarı artacak. Kullanılan değil de direkt su miktarı yazsaydı o zaman bu grafik doğru olurdu arkadaşlar. Çünkü tepkimenin sol tarafındakilerin miktarı azalır. Sağ tarafındakilerin miktarı da artar. Ama burada kullanılan su dediği için ne yapıyoruz? Bu yanlıştır diyoruz. Peptit bağı sayısı azalır olması gerekiyordu. Sabit göstermiş. Harcanan ATP'yi yükseliyor olarak göstermiş. Arkadaşlar hidrolizde ATP harcanıyor mu? Hayır bu da gitti. Ortam pH'ını düşer olarak gösteriyor. Evet amino asitler oluştuğu için düşer. Ama şöyle durumlarda bakın. Eğer size doğru olabilir diyorsa tamam bunu kabul ediyoruz. Ama
kesin doğrudur derse arkadaşlar bunu da kesin alamayız. Neden? Çünkü bazı amino asitler asit özelliği gösteriyordu, bazıları baz. Bazıları ortam pH'ini düşürürken bazıları artırıyordu. Şimdi burada hangileri doğru olabilir dediği için ben ne yaptım? Bunu kabul ettim. Ama kesinlikle doğrudur deseydi bunu da kabul etmezdim. Buna da değinelim, unutmayalım. Gelelim 13. soruya. Diyor ki bazı özellikleri verilen XYZ vitaminleri ile ilgili eşleştirme yapınız diyor. Şimdi arkadaşlar şıklarını ben yazmadım. Direkt yazarız diye karşısına. X vitamini kanın patılaşmasını sağlıyormuş hem de karaciğerde depolanıyormuş. Arkadaşlar kanın patılaşmasını sağlayan vitamin hangi vitamindir? K vitaminidir. Y vitamini antikor oluşumunu sağlıyormuş. Antikor neydi? Bağışıklıkta kullanılan bir vitamindir. O zaman C vitaminidir. Al yuvar üretimini sağlıyor. Genel olarak al yuvar üretimini sağlayan da hangi vitaminlerdir? B grubu vitaminlerdir. Dolayısıyla bu da B grubu vitamini olur. B1, B2 falan yazamam. Çünkü birçoğu arkadaşlar al yuvar üretiminde görebilir. O yüzden direkt B yazdım, geçtim. Gelelim sonraki sorumuza. 14. sorumuz diyor ki yukarıdaki tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar nişasta glikoza yıkılmış. Bu nedir? Bir hidrolizdir. Glikojen yine glikoza yıkılmış hidrolizdir. Glikoz ne yapmış? Karbondioksit ve suya parçalanmış. O zaman oksijenli solunumdur. Burada da arkadaşlar iki tane C2H5OH oluşmuş. Bu normalde etil alkoldür ama mesela bunun etil alkol olduğunu bilmiyorsunuz. Burada ne oluşmuş? Bakın karbondioksit. Karbondioksit etil alkol fermantasyonunda oluşur. Laktik asit fermantasyonunda oluşmaz. Burada C3 işte H böyle böyle gitseydi o zaman laktik asit olurdu ve burada karbondioksit olmazdı. Ama etil alkol olduğu için karbondioksit oluşumu gözleniyor. O zaman bu da etil alkol fermantasyonudur. Diyor ki bir numaralı tepkime otçulların hücresinde gerçekleşir. Bir numaralı tepkime ne? Nişasta hidrolizi. Arkadaşlar otçul canlı mesela bir koyun düşünün. Koyun hücresine nişastayı alabilir mi? Alamaz değil mi? O yüzden bu hücresinde değil de nerede gerçekleşir? Vücut boşluğu. Vücut boşluğu. Nedir bu vücut boşlukları? Ağız ve ince bağırsak. Yani karbonhidratların sindirildiği ince bağırsak olduğu için öyle yazıyorum. Ağızda ve ince bağırsakta karbonhidratlar sindirildiği için böyle yazdım. Şimdi gelelim 2. Diyor ki 2 numaralı tepkime sadece hayvan hücrelerinde olur. Arkadaşlar glikojen sadece hayvan hücrelerinde mi var? Hayır değil mi? Nerede var? Mantarlarda ve bakterilerde de var. O yüzden bu da yanlıştır. İnsanın karaciğer hücresinde 4 numaralı tepkime olmaz. 4 numaralı tepkime etil alkol fermantasyonu. Evet bizlerde olmaz arkadaşlar. Sadece karaciğer hücresi değil hiçbir hücremizde olmaz unutmayın. 3 numaralı tepkime tüm canlılarda görülür demiş. 3 numara oksijenli solunum. Arkadaşlar video kesilmiş ve ben böyle iki tane soruyu kendi kendime çözmüşüm. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Videoları birleştireceğim. Şimdi 3 numaralı tepkime tüm canlılarda görülür demiş. 3 numaralı tepkime nedir? Oksijenli solunum. Oksijenli solunum tüm canlılarda görülmez. Çünkü oksijensiz solunum yapanlar da vardır. O yüzden yanlıştır. Cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. 15. soru. Diyor ki riboz ve deoksiriboz moleküllerinde hangileri ortaktır? Aynı sayıda karbon içerme. Evet, ikisinde de 5 karbon vardır. Doğru, ortaktır. DNA'nın yapısına katılma sadece deoksiribozun özelliği. Aynı sayıda oksijen içerme demiş. Deoksiribozun ribozdan farkı ne? Bir oksijenin eksik olması. O yüzden bu da ortak değil. Cevabımız ne olur? Yalnız 1 olur. 16. soru. Diyor ki bazı vitaminlerin eksikliği sonucu oluşan bazı hastalıklar verilmiştir. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar A vitamininde gece körlüğü. Bu doğru. B vitamini anemi eksikliğinde doğru. C vitamininde skorbut. K vitamininde hemofili demiş. Hemofili kanın patılaşmaması hastalığıdır ama K vitaminine bağlı değil. Kalıtsal bir hastalıktır. O yüzden bu olmaz. E vitamini kısırlık. Bu da doğrudur. Cevabımız hangileri doğrudur dediği için A, B, C ve E vitaminleri olur. Gelelim 17. soruya. Diyor ki mumlar, glikolipitler, steroidler ve lipoproteinler. Hangisinin yapısında diyor amino asit bulunmaz. Mum neydi? Bir yağ çeşidi değil mi? Yağ çeşidi olduğu için amino asit bulunmaz. Glikolipit. Arkadaşlar glikoz ve lipit yani yağ bunların yapısında da amino asit bulunmaz. Steroid bir yağ çeşididir. Bunda da amino asit bulunmaz. Ama lipoprotein bakın protein var amino asit bulunur. Cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar.
Gelelim diğer sorumuza. 3 tane sorumuz kaldı. Şöyle 18. soru. Diyor ki, bazı elementler ve bu elementlerin eksikliğinde meydana gelen hastalıklarla ilgili hangileri doğrudur? Kaslarda kalsiyum yetersizliği sonucu tetani oluşur demiş. Evet arkadaşlar, tetani hastalığı kas kramplarıdır. O yüzden bu doğrudur. İyot yetersizliğinde kretinizm hastalığı oluşur. İyot yetersizliğinde tiroksin hormonu salgılanamaz. Tiroksin hormonuna bağlı olarak da kretinizm hastalığı görülür. Doğrudur. Potasyum yetersizliğinde impuls iletiminde aksaklıklar oluşur. Evet, sodyum potasyum pompası vardı, hatırlayın. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. 19. soru. Vitaminlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Suda çözünen vitaminlerin fazlası depolanır. Yanlış. Suda çözünenler de yağda çözünenler depolanıyor. Hidroliz edilmeden hücre zarından geçen inorganik maddelerdir. Şimdi bakın, şuraya kadar kısmı doğru ama inorganik değil, organik maddelerdir. Yanlış. Enerji elde etmek amacıyla solunumda ham madde olarak kullanılır. Vitamin enerji vermez demiştik. Yanlış. Fazla alınması durumunda idrarda B ve C vitamini rastlanır. B ve C vitamini suda eriyen vitaminidir ve depo edilmez, idrarda rastlanır arkadaşlar. Bu doğrudur. Proteinleri monomeridir demiş. Hayır, değil. Proteinin monomeri nedir? Amino asittir. Cevabımız D şıkkı olur. Son sorumuz. Diyor ki, nötral yağlarla ilgili hangileri doğrudur? Yapı birimleri yağ asidi ve gliseroldür. Doğru. Esterleşme tepkimesiyle oluşurlar. Yani aralarında ester bağları kurulur. Doğru. Enzimlerin yapısına katılır demiş. Hayır. Enzimin yapısına kim katılıyor? Protein. Yapılarında doymuş yağ asidi bulunanlar katıdır. Evet. Doymuş yağ asitleri katıydı. Eğer nötral yağın yapısına katılırsa o da katı olur. Doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 4 olur arkadaşlar. Evet, böylece soru çözümünü de bitirmiş olduk. Sonraki videoda enzimlere geçiş yapacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.